Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz OTG kablosuyla yapılabilecek 5 şeye bakıyoruz. Kabloyu artık neredeyse bakkaldan bile alabiliyoruz, her yerde bulunan ve uygun fiyatlı bir kablo bu arkadaşlar. Android cihazımızda önümüzde bir LG G2 bu. Şimdi ilk başta şuna bakalım. Bir mouse var. Kablosuz mouse var elimizde. Bunu bağlayalım. Hiçbir kurulum gerekmiyor arkadaşlar. Mouse'u bağlar bağlamaz direkt çalışıyor. Klavye de aynı şekilde. Mouse ve klavye için aslında söylenebilecek çok bir şey yok. Mouse takar takmaz ekranda bir imleç çıkıyor ve bu imleci hareket ettiriyoruz. Bildiğim bilgisayar mouse'u gibi kullanabiliyoruz. Klavye için de aynı şekilde. Hani bir makale yazacaksınızdır. Yanınızda tabletiniz veya telefonunuz vardır. Küçük de bir klavye mouse'unuz vardır. Bunu bağlayın, rahat rahat yazınızı yazabilirsiniz. Aynı bilgisayarda yazdığınız gibi. Ya da mesela film izliyorsunuz arkadaşlar, telefonunuzu taktınız televizyona. Ama üşendiniz, hani o an durdurmanız lazım. Kalkıp telefona tekrar ulaşmak istemiyorsunuz. İşte orada mouse'u bağlarsınız, kablosuz mouse'u. Uzaktan rahat bir şekilde müdahale edebilirsiniz. İkinci sıramızda yer sıkıntısı yaşayanlar için bulunmaz bir nimet olan USB bellek var arkadaşlar. OTG kablosunu bağlıyoruz, ardından da USB belleğimizi bağlıyoruz. Bunu bir SD kart bağlamış gibi algılıyor telefon. İçindeki verilere ulaşabiliyoruz. Ya mesela bu G2'nin hafızası 16 GB. Bunu arttıramıyoruz. Herhangi bir micro SD kart girişi yok telefonda. Tatile gideceğiz ama film izlemeyi ya da takip ettiğimiz bir dizi var. Onları izlemeyi çok seviyoruz. Flash belleğimizi atarız arkadaşlar, dizileri, filmleri. Daha sonra OTG'den bağladığımız zaman telefonda cayır cayır izleyebiliriz bunları. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Ya da hani tatilde çok fotoğraf çekiyorsunuzdur. Yine telefonunuzda yedekleyebilecek bir yeriniz yok. Yanınıza alabileceğiniz 16 GB'lık ya da işte kaç GB alıyorsanız bir flash bellekle bunları direkt flash belleğinize yedekleyebilirsiniz. Hatta aktarıp telefonunuzun da hafızasını boşaltmış olursunuz. Üçüncü sırada şarj etme olayı var arkadaşlar. Telefonunuzun şarjı az, yanınızda bir tablet, bir OTG kablosu, bir de USB kablo var. Micro USB kablosu. Bu şekilde tabletteki enerjiyi telefona aktarabiliyorsunuz. Bence bu güzel ve ilginç bir özellik. Tabletlerin bildiğiniz üzere miliamper olarak pili daha fazla olduğu için telefonunuzu rahat bir şekilde 1-2 defa dolduracaktır. OTG kabloyu tabletimize takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu OTG kablonun bir ucu USB, buradan taktığımız USB'yi de telefona bağlıyoruz. Bu şekilde tabletimizdeki enerji telefonumuza aktarılmış oluyor. Yani acil durumlar için bence bulunmaz bir nimet. Diğer bir kullanım şekli joystick bağlamak arkadaşlar. Telefonumuzdaki veya tabletimizdeki oyunları joystickle oynayabiliyoruz. Zaten şu an arkadan dönen görüntülerde de bunu görebiliyorsunuz. OTG kablomuzu telefona takıyoruz. Daha sonra işte PlayStation veya Xbox, elinizde ne joystick varsa bunu da telefonumuzun OTG çıkışına bağlıyoruz. Ve ondan sonra oyunları cayır cayır oynamaya başlıyoruz. Tabii oyunun da desteklemesi lazım. Son kullanım şeklimiz OTG kablosunun 5. kullanım şekli. DSLR makine kullanıyorsanız arkadaşlar, fotoğrafla ilgileniyorsanız sizin için önemli olabilir. Bildiğiniz gibi fotoğraf makinelerinin bir USB çıkışı var. Buradan bağladığımız kabloyu telefonumuza bağlıyoruz ve uygun uygulamayla birlikte fotoğraf makinamızı telefonumuzdan yönetebiliyoruz. Bunun için ücretli ve ücretsiz uygulamalar var. Bizim kullandığımız uygulamanın adı DSLR Dashboard. Hani bakarsanız arkadaşlar 17 liraya satılan farklı bir uygulama da var. Ancak DSLR Dashboard da ilk başta işinize oldukça görecek bir uygulama. Sizi kesmediyse bir süre sonra 17 lira olan paralı versiyona geçebilirsiniz. Birçok manuel ayara izin veriyor. Aynı zamanda odaklamayı da telefonunuzdan sağlayabiliyorsunuz. Direkt çekeceğiniz görüntü sizin telefonunuzun ekranına geliyor. Bence gayet güzel, kullanılabilir bir özellik olmuş. Bu videomuzda sizlere OTG kablo ile yapabileceğiniz 5 şeyi anlattık arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları yorum kısmına atmayı unutmayın. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.